Ayşe Hanım geliyor, buyursunlar. Selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam ortaya da oturabilirsin Ayşe. Arkana yastık da al. Tamam. Öncelikle katıldığın için teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz Esra abla? Ben iyiyim. Allah daha fazla iyilik versin inşallah. Sen nasılsın? Ben de şu anda çok iyiyim. Allah'a şükür. İşte bir en sıkıntım var. Oğlumu göremiyorum. Çocuğumu göremiyorum. Bu sıkıntı. Görmeme sebebin nedir çocuğunu? Görmeme sebebim bu adam göstermiyor bana. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz Bursa'da. Hayır, şehir olarak sormadım. Yani ne, 4 Ekim'den beri çocuğunu görmüyorsun değil mi? Evet. 4 Ekim tarihinde evden ayrılma sebebiniz? Evden ayrılma sebebim beni babamla konuşturmuyor. Kardeşlerimle hiçbir şekilde konuşturmuyor. Konuşmayacaksın diyor. Baban yanına gitmeyeceksin, konuşmayacaksın. Ya bir insan nasıl burası bilir atasını? Ya pekala, pekala. Babandan konuşmuyor. Bana söz hakkı ver. Babandan konuşmuyor, pekala. Bana söz hakkı ver. Ben sana söz hakkı vereceğim. Ama sen cuma günü niye gittin? Onun cevabını bir ver. Diyor ki 9 Ekim'de beni terk edip başka bir insanın yanına niye kaçtın diyor. Hadi cevabını ver şimdi. Tamam abla, ben hatamı, ben hatamı biliyorum, tamam. Kadın evden gidesiye kadar adam ne yapıyor kadına? Adam gider. Kadın gider ama kadının gitmesi gerektiği yer babasının evi. Kocaya kaçmaz. Evli bir insanın yanında benim çocuğum ne işi var? Ben karakterini bilmiyorum. Eşini bağlasınlar. Anlatsın burada. Ben karşı tarafın karakterini bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Benim ailem bakamaz mı çocuğuma benim? Veyahut da kanuni yollara mahkemeye çıkıp kanun dese bakalım kardeşim senin böyle. Ben hayır mı diyeceğim hakimin karşısında? Koca niye Kütahya biliyor, koca tavşan altı biliyor. Niye böyle yapıyorsun sen? Tavşan senin ya, bana yaptığını koca tavşanla Kütahya biliyor. Anlat tamam mı? Anlat bakalım şimdi. Sen de bilsin hadi. Anlatma konuştuğun karları kızlara. Hadi. Niye çıkmadın hakimin karşısında? Niye koruma kararı almadın? Esra Hanım da diyor. Bu kadın ben babamın evine gittiğim halde bile bana rahat vermedin sen. Niye alıyorsun hadi kadın sen hakkını? Sen bacağına bile bıçak sokmuş insansın. Sen psikopatsın. Ben psikopatım tamam da niye benim benimle madem evine devam ettirdin? Canları kapıları kırdın sen beni evden kaçırasına kadar uğraştın. Devam ettin sen sen benim anama küfür ettin. Pekala. Kardeşime küfür ettin. Sen benim çocuğuma. Sen bana sen dedin ki. Sen benim çocuğuma evli bir insanın yanına yakıştırabiliyor mu babama? Sen bana dedin ki. Yakıştırabiliyor mu? Sen bunu söyle bana. 200 milyon para. Sen öğren be. Evli bir insanın yanında benim çocuğumu sen bakmaya yakıştırıyor mu kendine? Kendi kişiliğine yakıştırıyor mu? Duruşunu hakimin karşısında belli edip de ondan sonra hakim bey ben boşanmak istiyorum deyip de kanuni haklarını alıp da benden niye sen bundan sonra gitmedin? Anlat Esra Hanım hadi. Ben dedim burada hadi anlat. Şimdi ben araya da girmek istiyorum. Hadi. Bu arada Ayşe'nin evden bu ikinci kaçışı. İlk kaçışınız 14 Ağustos tarihinde. Evet. Kaçtığınız kişi bu Hasan denilen kişi. Aynen. Aileniz ben sonra... hatamı kabulleniyorum Esra abla. Hasan'ın yanına kaçıyorsun. Evet. Kaçtıktan sonra kocanın bir iddiası var. Onu çok merak ediyorum. Babası gidip kaçtığı kişiyle kızının dini nikahını kıydı dedi. Yalan. Yalan mı? Yalan. Hasan ne diyor? Hasan yalanlıyor burada canlı yayında. Hasan yalanlıyor. Hayır efendim de nikah mikah yapıyor. Ya söz hakkı ver bana söz ne? Hakkı. Hadi. Tamam mı? Kendini burada da ne olduğunu belli etme. Söz hakkı ver. Tamam konuş hadi. Hadi konuş canım hadi. Hadi konuş. Ayşe. Ben yakalım bakalım bırak istemiyorum ben seni. Ben Ayşe su içebilirsin. Ben hiçbir şey istemiyorum çocuğu bırak çocuklarımı vermem. Su iç. Kesinlikle vermem kanuni, ben çocuğuma. Kanuna bakacak kalmış. Ben bir şey diyemem. Ben bir şey demiyorum kanun bildi peki, bunu. Peki Ayşe şunu da sorayım sana. Kuru soğan kuru ekmek yerim. Çalışır didinirim ben çocuklarıma iyi bakarım. Esra Hanım sana bir yudum su iç. Sen niye kabul etmedin o zaman? Bir yudum artık. Senin bana yaptığını bütün tavşanın halkı biliyor. Bir dakika rica edeceğim. Ayşe bir yudum su içer misin önce? Yeter artık ya. Şşşt. Yakamdan düş. Düş yakamdan. Ailem yanına hayatım. Yeter. Ayşe'cim bak benimle konuş. Yakasından düşme bak. Onun senin yakandan düşmesinin tek bir yolu ben var. Yokum. Aile mahkemesinden geçiyor. Çocuğum, hayatım bir dakika ben şimdi bak. Bu kadar bağırıp çağırıp yaygara yapmayın şu açıdan. Bir kocanın, bu bir evliliğin sinir hastası hayır, ya. Bir evliliğin bitmesinin yolu, bir evliliğin bitmesinin yolu mahkemeden geçiyor. Kaçmak değildir hani efendim. Başka birilerine kaçmaktan geçmiyor. Bir kere bunu bütün Türkiye bir öğrensin. Tamam mı? Ben hatamı kabul ediyorum. Ondan sonra konuşacağız. Ben hatamı kabul ediyorum. İç bir yudum.
Fatih Hanım, Ayşe Hanım, Fatih Hanım'ı kabul ediyor. Ne yapalım şimdi? Abla, ben bu adamdan boşanmak istiyorum. Bak, güzel bir şey söylüyor ya, haklarını diyor. Bak diyor, ben diyor haksızım diyor. Çünkü sen anlatıyorsun ya, 12 yılı Esra abla bana zindan etti. O da sana diyor ki haklı olarak. Kanuni hakların ya. Hakimin karşısında konuşma. Arkadaşlar, geçseydin diyor hakimin karşısına, benden de diyor nafaka şey alsaydın da sonra da diyor çocuklar ya boşamayacağım dedi. Acele niye diyor, acele. Şöyle yapalım. Boşamayacağım dedi. Ayşe'cim, ben şunu merak ediyorum. Benim çektiğimi koca Tavşanlı halkı, koca Kütahya, Bursa, benim çektiğim bu adamdan herkes biliyor. Hayatım, ne olursun canlı yayını alın abla. Sen kaçtın. Sonra bu boşanmak için bir fırsattı ya, tekrar neden geri dönüyorsun? Döndüğünüzde abla, de boşamadı. Hani evin içerisinde ölü toprağı var, eski ev değiştiriliyor, mobilyalar değiştiriliyor. Hani yeni aura, yeni enerjiyle siz birbirinize bir şans veriyorsunuz. Ben ona illa da eşya al demedim. Hayır, niye bu şansı verdin kaçıp geldikten sonra? Ben çocuk için geldim. Çocuğum için dayanamadım, geldim. Bu bana daha küfürler, hakaretler devam etti. Aileme küfür ediyor. Efendim, anneme babama küfür ediyor. Bir damat. Aynı mahalle, yan yana kapı komşu. Bir damat nasıl karısının annesine nasıl küfür eder? Bağlayın yayına. Nasıl küfür eder bir damat annesinin karısına... Karısının annesine ben nasıl küfür eder? Biriysen, ya ben oraya gelene kadar. Şimdi hani ya. Sen yaptın diyorsun ya, ben hatamın farkındayım. Ben kabulleniyorum abla. Tamam, hayır. Anlasın tamam onu. Ben kabulleniyorum. Hasan Hüseyin, orayla konuşma. Kimse duymuyor. Ben de duymuyorum seni. Senin hatanı fark ettikten sonra dönüyorsun. Bir şans daha veriyorsunuz. O bana göre dünyanın en büyük hareketi. Diyorsun ki ben hatamı fark ettim. Sen beni affet. O da diyor ki ben de seni affettim. Tamam. Dönüm sil baştan. O sil baştan asıl o evliliğin dönüm noktası. Sen buna niye izin verdin? Sil baştan başlama kararını neden aldın? Çocuk için, çocuk için. Çocuğa dayanamadım. İlk gittiğinizde çocuğu götürmemişsiniz değil mi? Ben çocuğum için şu anda şurada canımı verim. Ayşe Hanım, ben gittiğinizde, şu anda ilk gittiğinizde büyük çocuğunuzu götürmemiştiniz. Büyük çocuk için geri geldiniz. Neden? İkinci gidişinizde yine büyük çocuğu götürmediniz. Tamam, neden götürmedim? Çocuk için geldiyseniz çocuklar arasında niye tercih yapıyorsunuz? Bak, neden götürmedim? Ya bir söz hakkı versene. Okuma gidemiyor şu an. 12 senedir söz hakkı vermedin, daha söz hakkı vermiyorsun ya. Evet. Sinir hastası ettin, yeter artık ya. Git karlanla kızlarla konuş. Karısı kızı varsa çıksın buraya. Varsa kimse çıksın. Hepsinin adını sayarım. Hepsinin adını sayarım. İstediğin yerden say. Ayşe, delillerin ispatlarını getir buraya. Çocuklar arasında seçim yapmanı anlatır mısın? Çocuklar arasında seçim yapmıyorum. Bu beş parmak. Bu beş parmağı kesersen hangisi kanamaz? Hangisi kanamaz abla? Hepsi kanar. Ben evladımı bırakmış değilim. Bırakmam da. Hayır, her ikisinde de büyüğü bırakıp hep küçüğü almışsın yanına. Neden? Okul düzeni vardı çocuğun. Çocuk yani 11-12 yaşında. Çocuk ne bileyim ben, çocuğu şey yapmak istemedim ben. Geldi çocuk anlıyor çocuk muydu peki? Hani annenin davranışlarından, hareketlerinden bazı şeyleri çocuklar farkına varırlar. Çocuk bana çok düşkündü. Anne babam devamlı küfür ediyor. Devamlı bize hakaret ediyor. Anne babam bizi sevmiyor. Allah Allah. Çocuk devamlı öyle derdi bana. Çocuk bana çok düşkündü. Çocuğun telefonundan bana mesaj atıyor. Peki oraya gelme ölümle, Ayşe. Küfürle mesaj şimdi atıyor. Çocuğun telefonundan bu şans. Hayatında bir seçim yapıyorsun. Diyorsun ki hayatına başka yalana bir X biri ya çıkıyor. Adı önemli değil. Yalana bak. X biri. Mesajlar var. Okutturum ya varsa sana. Söyle. Mahkemede çıkar söylesin Ayşe. Ya. Ayşe. Küfürlü mesajlar ya mahkemede var. Çıkar senin söylesin. İşin bitti diye mesaj mahkemede atmışsın. Mahkemede dersin hakim bey, bunlar da mı dersin? Söylesin mahkeme ben ya burada. Ben 12 tamam senedir senin baban beni dışladı, delillerin tamam mı? Delillerin varsa sunarsın. Senin yengenle abinle küfür ediyorsun sen. Yenge... Sen de abine karşı benim saygılı babam, davranıyorsun. Benim evliliğim zedelenmesin diye benim kapım açmadı. Ben kapım tamam açmıyordu benim babam. Evliliğim zedelenmesin, amanın benden rahatsız olmasın. Ne alakası var? Güzel, güzel dostum. Kabul etmiyor dedi babam ya. Ne alakası var? Kabul etmiyor, yüzüme eski bakmıyor dedi ya. Eski nişanlını seviyordu senin baban, tamam mı? Güne gelesine kadar senin baban nişanlını fotoğrafına taşıyordu. Her seferinde ben seni almayacağım, ben seni istemiyordum, almayacaktım bilmem ne. Senin ailen kötü, senin ailen bilmem ne. Çocukların ya kim dayanabilir ya? Zaman. Çocukların kaç psikolojisi yıl böyleydi, siz oradan kaç yıllık 12 senedir bunlar beni dışladı abla. E peki 12 yıllık kızım aklın neredeydi ya? Aklım neredeydi? Ben çocukluğumdaydı aklım. Ben çocukluğumdaydı. E çocuklar yine var. Ben yine de vazgeçmem. Şimdi alacaksın desin, çocuğu yine alacaksın Ayşe'cim desin. Ayşe'cim şunu benim merak ediyorum. Benim burada ölümüm...
beni öldürmeden benim çocuklarım... Hayatım onu anlıyorum. Beni öldürecek. Hayatım ama senin hiçbir şey yapmadan da sen çocuklardan birini geride bırakıyorsun. Bırakmıyorum abla. Aşkım bırakmadın mı ya? Beni bozulmasın. Okul hayatı bozulmasın diye bıraktım çocuğu. Ayşe'cim o X insan var ya şu an hayatına giren Hasan Uzunbacak. Ben çok üzgünüm. Tamam mı? Bir dakika. Hasan Uzunbacak hayatına girip neden senin kurtarıcın oldu? Abla ben 12 sene sabrettim. Ben 12 sene sabrettim. İçip içip eve gelmezdi sabahlara kadar. Yemeğimi yapardım, güzel çayımı yapardım. Sabahlara kadar camdan bu şahısı beklerdim. Hı. Geldi mi de yanımda Garlan Kızlan isimlerini sayıkladı. Kadınla varsa arardı. Varsa kanımda bir promil alkol çıktı. De yeni bıraktı. Tamam mı? Ayşe yani ya, konuyu... şimdi 12 yıllık evliliğin işte 11 yılında başkalarının isimlerini sayıklardı. Başka? Evet, evet. Ne oldu da Hasan çıkınca evden ayrılmaya karar verdin? Dayanamadım abla, daha fazla sabredemedim. Sürekli anneme küfrediyor. Bir de Hasan anneme Bey nereden ediyor. Çıktı? Böyle tanıyor musunuz beyefendi? Benim hep merak ettiğim şey odur. İnsan bir anne, bir kadın Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar olay oluyorken... evlilik birliği içerisindeki sizin anlattığınız olay çok ciddi. Diyorsunuz ki benim eşim ciddi anlamda fevridir ve rahatsızdır. Bunu göze alabiliyorsanız, bir başka yere gidip tekrar gelebiliyorsanız... böyle kendinize Ayşe Hanım tehlikeli bir bomba yaratıyorsunuz. Evet. Ve o bombayı getirip evin içerisine bırakıyorsunuz. Ya. Ben merak ediyorum, bu sizin hayat kurtarıcının sakın sosyal medyadan çıktı demeyin. Nereden hayatınıza girdi? Instagram'la tanıştık. Ya. Sosyal medya. Aynen. Ne kadar süredir tanışıyorsunuz? Bir iki ay falan oldu. Ya. İki aylık. Bir iki ay. Yani Ağustos'ta ilk kaçmanız. Gel buradan. Ondan iki ay geriye gideyim, Haziran. Ama bak bir kadın da durup dururken evden kaçmaz. Bir işte adam evden kaçıyorsa... Ya evden kaçar, annesinin babasının bak, evine kaçar ya. Adam evden kaçıyorsa kadındadır hata. Kadın evden kaçıyorsa, Esra abla kadın evden kaçıyorsa... Onun adamdadır suç. Hayır Ayşe'cim öyle şimdi öyle çift taraflı konuşuyorsun ki çünkü neden? Şimdi sen diyorsun ki ben evden kaçtım kocam sorumlu. Beni evden kaçıran kocamdı. Aynen. Şimdi senin kaçtığın kişi evli mi? Boşanma şeysinde yani. Mahkemede. Ama boşanmadılar. Mahkemede boşanacak. Boşanacaklar mahkemede. Evet. O da eşinden kaçtığına göre o sorunlu. Yok onun eşi sorunlu. Ha tamam işte şey, çapraz. Şimdi kaçtığı kişinin eşi sorunlu, hanımefendi sorunlu. Tanımıyorum diye eşini. Sana geldiğinde senin kocan sorunlu. Ailesini hep dışlatmış. 7 sene evli kalmış. Ailesini istememiş. Hayatım eşi. O onların sorunu. Onu onunla konuşurum. Ha. Tamam mı? Biz o ilgilendirmiyor. 6 aydır da çocuğunun yüzüne göstermiyormuş. Peki o kadın da yayına bağlansa dese ki Ayşe sen ne diyorsun? Ben onun alkolünden çektim. İçip içip başka kadınların ismini sayıklamasından bıktım. İhanetinden bıktım. Sorumsuzluğundan bıktım derse bir kadın olarak kaçtığın kişiyi böyle anlatırsa karısı olarak inanır mısın ona? O zaman ne yapacağım? İnanır mısın? Ne yapacağım o zaman? Ha? Bilmiyorum. Nasıl bir çıkış olur? Şimdi şöyle merak ediyorum. Şimdi bilmiyorum. Sen diyorsun ki bak benim yaşadıklarım bunlar abla bana inanın diyorsun. O kadın da bağlanıp aynı şikayetlerde bulunsa. Ne yapacağım? Yapma derse Ayşe ve kendini ateşe atma ben çektim sen yanma derse. Benden işim bitti. Ya kafasını. Sana zaten ben senden kurtulmak için kaçtım ya. Tamam, sana kaçtım. Geri dönecek olan kim? Sen benim 12 senemi bitirdin. Sen bana ağzlanılmayacak hakaretler bana ettin. Bana değil oraya bu cevap Bu yola ver. Sen beni ittin. Tamam oraya cevap ver bana değil. Bu yola sen ittin. Esra Hanım'a bir cevabını ver. Benim annem gelip cevabını ver. Düzeltmek istiyorum. Hiçbir kadın burada tenzih ediyorum bir kadın olarak. Kocam beni itti ben bu ilişkiye başladım. Artık ne, ben ne kastediyorsunuz? Eşimleri buşa mı zorladı? Lütfen ya sen bir kadın olarak bunu ağzınızdan çıkartın. Ne diyordun az önce? Kuru ekmek, soğanla çalışırım ayaklarım üstünde durur. Keşke öyle yapsaydınız ya. Bırakmadı. Ben tabi hiçbir şekilde asla bakın ekranlara çıkıp da şunu kabul etmiyorum. Beni eşim zorladı birinin yanına gitti diyorsunuz. Türk Ceza Kanunu'na göre eşim beni fuhuşa teşvik etti demektir. Beni zina yapmaya zorladı demektir. Bunu söylemeyin. Çocuklarınız var, aileniz var. Bunu ailenize ve kendinize yakıştırmayın. Ben utanıyorum sizin adınıza ya. Yapmayın gencecik pırıl pırıl Ayşe'cim, bir kızsınız ya. Ayşe'cim soruma cevap verir misin? Bu hanımefendi bağlanıp yayına derse ki ben de aynı şeyleri yaşadım derse ne yaparsın? Hadi baba. Ne diyebilirim ki? Ha? Ne diyebilirim? Ama bir cevap vermen lazım. Eğer kendini korumak istiyorsan. Ne diyebilirim?